Herkese merhabalar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Burak Güvenç. Bugün yepyeni bir Clash of Clans videosuyla sizlerle birlikteyim arkadaşlar. Beklenen güncelleme sonunda geldi ve bu güncellemede neler olduğunu sizlerle birlikte göreceğiz ve ilerlemelerini sağlayacağız. Klan başkenti nasılmış? Bu arada hepinize iyi bayramlar diliyorum. Gördüğünüz gibi jilet gibiyim. Bayram gezmelerini tamamladım. Eve anca girdim ve kayda giriyorum. Şu an gece 12 arkadaşlar. Bu yüzden like atmayı, yorum yapmayı ve hala kanalımıza abone değilseniz de abone olmayı unutmayınız. Evet, klan başkenti nedir? Sizi bir klana yönlendiriyor. Klanın aktif ve güçlü olmasını istiyor arkadaşlar. Eğer ki klanınız aktif ve güçlüyse sizin için bir problem yok. Ama klanınız yoksa veya klanınız varsa aktif değilse o zaman büyük sıkıntı. Oyun birlik beraberliği tekrardan arttırmayı hedeflemiş, o şekilde bir güncelleme getirmiş. Evet, ana hesabımızdayız. Daha klan oyunlarını bile toplamadım. Bunun toplamasını da bu videoda göreceksiniz. Bol bol yeşil taş alacağız hanemize. Evet, büyük inşaatçı bize bu altın atölyesini gönderdi. Başkentte işimize yarayabilirmiş diyor ve buradaki adayı gösteriyor. Klan başkentinin bulunduğu hava gemisinin de ilerleyeceğini gösteriyor. Hemen buna bir basalım. Bu ocak her gün bir miktar başkent altını üretir. Buraya dokunup altınları alabilirsin diyor. Evet, toplanan altınlar buradan toplanıyor arkadaşlar. Al diyelim, 550 adet topluyorum. Ocağın nasıl çalıştığını sordum, anlamazsınız dedi diyor. Daha sonrasında inşaatçılar başka kaynaklardan ya da başkent altını üretebilir. Pardon, inşaatçılar başka kaynaklardan da başkent altın üretebilir demiş. Yani bu ne demek? Altın, iksir, kara iksir verip bunlardan üretebiliyorsunuz. Ama biraz zaman alacak diyor. Hızlı geliştirmemiz gerekiyor. Şu an mesela 3 tane inşaatçımı doldurabilirim. Hatta galiba 4 oluyor. Altın, iksir, kara iksir zaten boşa gidiyordu. Hesabı maksimum olanlar için büyük avantaj. Fakat hesabınız maksimum değilse bay bay diyebiliriz. Çünkü elinizdeki ganimeti duvara mı basacaksın, savunmaya mı basacaksın, kahramana mı basacaksın, buraya mı basacaksın, yani belli değil. Köyü max olanlar için büyük avantaj. Evet, üret dediğimizde hemen ne karşılığında ürettirelim? Altın alıyor, iksir alıyor, kara iksir alıyor. Bir de buradaki inşaatçı altınıyla inşaatçı iksiri. O da güzelmiş, o da güzel. Altınımız bayağı bir çok, onu ürettirelim. 2400 altın karşılığında birinciyi bastım arkadaşlar. İkinci etaba gelelim. Buradan da bir kara iksir karşılığı bastıralım haydi. Kara iksirimiz de gitsin. Diğerlerini ürettireceğim. Merak etmeyin. Şöyle bir oyuna bakmak istiyorum. Hata yapmayalım. Bütün inşaatçıları doldurup sonrasında yanlış bir şey olmasın istiyorum. Buradan bunları topluyormuşuz. Hava gemisine bastım. Hava gemisine basınca başkent zirvesine geliyoruz. Başkent zirvesinin yanında da kilitli barbar kampı, büyücü vadisi, ejderha, kayalıkları, inşaatçının atölyesi, balon, lagünü, golem ocağı. Şimdi şöyle bir problem var arkadaşlar. Klan Savaş Ligi başladığı için biz 3 ayrı klana bölündük. Sadece ana klanı yükseltmek istiyoruz. Onun dışındaki klanları galiba yükseltmeyiz diye düşünüyorum. Ya da ana klan bittikten sonra diğer klanlara geçeriz. Bilmiyorum, bakacağız nasıl olacak. Klan başkentimiz bu şekilde. Bizim ekip çalışmaya başlamış. Ben ilk girdiğimde köyde hiçbir şey yoktu. Şimdi baktığınızda hava savunması, mızrak atar. Top, mızrak atar. Bir şeyler onarmışlar, etmişler. Belediye binasında da şu an başkent seviyesi bulunuyor. Hatta WhatsApp grubundan bize şunu yazdılar. İkinci ve lig klanında olanlar dedi ki ana klandan davet atın. Çünkü diğer klana harcama yapmaya gerek yok. Herkes ana klana yüklensin. Lig zamanı tekrar geçip gelecek, geçip gelecek. İkinci savaşını yapacak, gelecek burada başkenti kasacak. Üçüncü savaş için gidecek olarak ilerleyeceğiz. Şimdi bastığımızda başkentteki binaları klanındaki herkes beraber yükseltir. Tüm klan üyeleri başkent altını vererek katkıda bulunabilir diyor. Yeterince altın toplandığında yükseltme tamamlanır diyor. Kimi inşaatçıların aksine ben çekicimin bir darbesiyle işi bitiririm diyor. Oo, delikanlıya bak sen. Evet, ikinci seviye yükseltebilmemiz için burada 50.000 altın harcamamız lazım. Bizim de buraya katkıda bulunmamız gerekiyor arkadaşlar. Şu ana kadar 16.056 puan gelmiş. Biz de katkıda bulunalım. Elimizde ne var? 650 tane altın var. Bunu basarsak başka bir şey onaramayacağız mı şimdi? Ne oluyor? Şurada klan evi var. Biz nasıl onaracağız? Ne edeceğiz? Zaten bayağı onarılmış galiba. Belediye binasını yükseltip seviye atlatmamız
gerekiyor diye düşünüyorum. Belediye binasını yükseltmeden de diğer kademeler açılmıyor anladığım kadarıyla. Evet, klan evleri var. Belediye binasının seviyesini arttırınca bu etraftaki şeylerin de yeniden geldiğini söyleyebiliriz. Yükselt diyelim. Katkıda bulunalım abi. Şuradan seviyemiz arttı bak. Yani ikinci seviye atlamadık da birinci seviyenin puanı arttı. Bir üst kademe puanı arttı. Buradan tekrar görüyoruz aynı şeyleri. Bak, inşaatçı üstüne basıyorsun. Birimlerin vesairen gözüküyor. Klan başkentine basıyorsun. Burada da askerlerin vesairen gözüküyor. Şu an galiba saldırı yapamıyoruz. Başkente toplam katkımızda 650, klanın lideriyiz zaten. Şimdi bir daha yükselt dediğimizde elimizde altın olmadığı için katkıda bulunamıyoruz. Evet, her oyuncu buradan sürekli katkıda bulunması gerekiyor arkadaşlar. O zaman şöyle tekrardan haritaya dönelim. Buralar açılmıyor. Başkentimizi ikinci seviyeye ulaştırmamız lazım. Şuradaki görsel hoşuma gitti. Anladığım kadarıyla bakın buralar boş. Galiba belli zaman sonra güncelleme geldiğinde şuraya yeni şeyler getirirler diye düşünüyorum arkadaşlar. Boşuna buraları böyle boş bırakmazlar. Şunlardan birikmesi önemli. Bağış almak için, tüccarda takas yapmak için gereken şey bu. Bu da köyün gelişimini sağlayan altın olarak geçiyor. Evimize dönelim abi. Evimize döndükten sonra şuradan tekrar basalım. Ya buraya değil, şuna. Şimdi yeşil taş verip bunları tamamlayabiliyoruz. Anladığım kadarıyla bunlar 2 gün 23 saat sonra tamamlanıyor. İnşaatçımız boşa çıkıyor. İnşaatçı boşa çıktıktan sonra da 2400 bu altından üretmiş oluyoruz. O yüzden burada da vakit kaybetmeden direkt 3.'ye de geçelim. 3.'yü de iksirle verelim abi. İksir de zaten tıklım tıklım. Bunu da bastım. 4. inşaatçıyı da doldurabiliyoruz. O da güzel. Evet, bunu da altınla basalım ya. Fark etmiyor. Hepsi full zaten. Şunu alamıyoruz. 4 tane bağlayabildim. Diğer 2 taneyi niye bağlayamıyoruz? Onu da bağlasaydık güzel olurdu. Neyse, sıkıntı yok. Şimdi hava gemisine basalım. Tekrar bir başkentimize gelelim arkadaşlar. Başkentte şu an verebileceğimiz, katkıda bulunabileceğimiz herhangi bir şey bulunmamakta. Başkent binası için 33.294 altın istiyor. Yakında anasını satayım. Şuradan basarsınız. Buradan 4. köye falan da gidilir. Oo, bu arada görsel güzel olmuş. Bak, buraları görmemiştim. Bak, buralara kadar getirmişler. Aa, kıyak yapmışlar ha. Yakında buraya da büyük ihtimalle arka plan falan getirirler arkadaşlar. Düşüncem o yönde de buranın görseli bayağı bir havalı olmuş. Gerçekten bayağı bir havalı olmuş. Ben buraları bilmiyordum. Aa, Supercell yapmış ha. Gerçekten yapmış. Saldırı atamıyoruz şu an anladığım kadarıyla. Evet, burada yapabileceğimiz bir şey kalmamış arkadaşlar. Her şeyi yaptık. Şimdi evimize dönelim. Artık yapacağımız buradaki 4 tane inşaatçıyı beklemekten başka bir şey değil maalesef. Şuraya geldiğimizde ödüllerden inşaatçı altınımız zaten full olduğu için 5 yeşil taş aldım. Büyücü heykeli gelmiş, 10 aldık. Galiba kurmam ya. Pek bilmiyorum. Ödüller burada gözüküyor. Yeni madenci kraliçe kostümü geldi. Güzel. Hoşuma gitti. En azından yürüyüş tarzı falan farklı arkadaşlar. Şimdi onun dışında buradaki ödüllerimi toplayacağım. Şuradaki tüccara geldiğimizde 500 bin ücretsiz altın varmış. Onu da alalım. Eğitim iksiri 25 yeşil taş. Oo, kitap falan her şey var. 500 yeşil taş. Güzel güzel. Beğendim. Yeni şeyler gelmiş ve bu sürekli yenilenecek. Ama daha fazla çeşit var. O güzel oldu en azından. Baskın madalyaları dediğinizde de burada şu gümüş şeklinde olan şeyle alabiliyorsunuz. Altın da, iksir de, kara iksir de alabiliyorsunuz. Onun dışında diğer rünlerden, işte iksirlerden falan filan alabiliyorsunuz. Keşke saldırı hakkım olsaydı da saldırı atsaydım ama efsanelik savaş yarımı bitirdim. Şimdi birazcık hanemize yeşil taş kazandıralım arkadaşlar. 1338 yeşil taşımız var. Elimizde de neredeyse her şeyimiz bulunuyor. Şuradan şunu alsak. Altın rünümüz var. İnşaatçı rünümüz var. İnşaatçı rününü satalım. Bir tane de altın rünü satalım. Yoksa diğerlerini alamayacağız. Şuradan da duvar rünü alalım. O zaman okey. Geldik belediye binasına. Yanlış satmayalım da aman. Altın rünüydü değil mi? Altın rünü. Okey. Şuraya geldim arkadaşlar. Altın rününü satıyorum. 50 yeşil taş. Duvar yüzüğü satıyorum. 5 yeşil taştan.
Şöyle bir tane daha sattım. İki tane sattık. Bir de inşaatçı iksiri rünü satıyorum. Bunu da sattım. Okeyiz. Şimdi klan oyunları ödüllerini de toplayalım arkadaşlar. Şunu alalım 20 yeşil taşa. İkinci bölümden şunu alalım. Bunu da satarız gerekirse. 50 yeşil taş demiş. Kürek de aynı şey. Öyle hatırlıyorum. Bir ara kürek alacağım. Tamam. Şuradan kürek diyorum. Yeşil taş alacağım. Satmakla bir de uğraşmayalım abi. Şuradan duvar yüzüğü alalım. Şuradan inşaatçı iksir rünü alalım. Buradan da 100 yeşil taş alalım. Ödülleri topla dedik. Bu arada ana hesap dışından diğer 4 hesabımda da alacağım. Zaten diğer 2 tane hesabım max. Ama son ikisi max değil. Oradaki ödüller bakalım nasıl olacak. Şu altın rününü de aldım. Okey. Güzel yeşil taş almış olduk ya. 170 yeşil taş oldu. Bir de yanına 1-2 sattık ettik. 1338'di. 1618 oldu. Madalyalar da tıka basa dolu. 10 madalya eksiğim var. Çok da problem değil açıkçası. Şimdi başka gelen bir şey var mı ya? Gözümüzden kaçmasın. Yeni yeni taş çuvalları gelmiş. Onu gördük. Yani güncelleme, güncelleme, güncelleme. Aha, aha. Geldik zurnanın zart dediği yere. Abi yeni kostümleri eklemişler sonunda ha. Ya bunları da burada alıp harcamak istemiyorum. Güzel bir kostüm alma videosu gelir ya. Aynen öyle. O zaman çekeriz. Haydut Kral da alınıyor bu arada. Haydut Kraliçe var mı? Haydut Kraliçe yok galiba. Bak Haydut Kralı kurup neden Haydut Kraliçe'yi koymamışlar? Ayıp değil mi lan? Kış şampiyonu da koymuşlar şerefsizler. Zamanında bu paralıydı ya. Bir ton para verdik anasını satayım aldık. Orman koruyucu. Aha Haydut Kraliçe tamam. Şu Haydut serisine başlayabilirim arkadaşlar. Yani şu an oyunda en istediğim şeylerden bir tanesini biliyor musunuz? Bütün kostümleri alabilmek. Yani bütün kostümleri aldığımda çok kıyak olacak. Biraz daha yeşil taş biriktireyim. Bir video patlatırız. Yine ana hesapta, BG06'da, Kalisi'de hepsinde kostüm alırız arkadaşlar. Ana hesaptaki klan oyunları ödüllerini aldık. Devam edelim. BG06 hesabındayız arkadaşlar. Şimdi ana klandan davet attım kendime. Burada Lekesider 2 klanındaydım. Lig başlamadan hemen gideyim. Orada bağışımı yapayım. Ondan sonrasında geleyim dedim. Klanımıza geçmiş olduk. Ana klandayız şimdi. Lekesider klanındayız. Burada bastığımızda inşaatçıları daha erken başlatmıştım. Elimdeki 550 altını basacağım. Bir de 4. inşaatçı bölümü vardı. Orayı doldurmamıştık. Burayı da kara iksirle basalım arkadaşlar. 2400 altın için buradaki inşaatçı da altın atölyesinde çalışsın. Hemen hava gemisine basıyorum. Başkent zirvesine geliyorum. Başkent zirvesinde burayı yükseltme butonuna basıyorum. Buradaki boşları geçiyorum abi. Tamam bunları yaptık zaten. 550 altınımla katkıda bulundum. Okey. En azından ikinci klanla kullanmamış olduk. Ana klanımıza destek olsun istiyorum. Şimdi geldiğimizde klan oyunları ödüllerini toplayacağız. Bir de profili göstermek istiyorum. Bu arada yeni görevler geldi. Şöyle aşağıya inelim. En alt tarafta klan başkenti için görevler var. Birincisi altın avcısı. Baskınlarda 20.000 başkent altını yağmala. İlk görevi 50 yeşil taş. Diğeri de en değerli klan arkadaşı. Klan başkentindeki yükseltmeler için 40.000 başkent altını bağışla. O da 75. Bunların kademesi var tabii ki. Birinci yıldız için bunlar düşük. Ama 2 ve 3 de muhtemelen güzel seviyelerde artacaktır diye düşünüyorum. Ve sizlerle birlikte ödülleri toplamaya başlıyorum. Evet burada da aynı şekilde ikinci etaptan ve son etaptan son ve sondan bir öncekinden rünleri satacağız. Şuradaki duvar açık. Güzel. Tamamdır. Rünle İksir rününü satsak yeterli abi. İksir rünü dediğimiz inşaatçı üstündeki rün. Diğeri de altın rünü. Bunu da sattık. İki taraftan 100 yeşil taş aldık. Burada da bir kostümlük yeşil taşım var. Diğeri için de zorluyorum. Ganimetle ihtiyacımız yok. Zaten köyümüz maksimum. O yüzden buradan yeşil taş alabilecek şekilde ilerleme sağlıyorum. Altın rününü topladım. Ödülleri al diyorum. Ve en son etapta da 100 yeşil taşı hanemize yazdırıyoruz. 3000 yeşil taşa az kaldık. 3000'e bir ulaşalım. Buradaki kostüm koleksiyonunu da coşturacağım arkadaşlar. Ama burada daha fazla bak. Burada mesela Haydut Şampiyon da eksik. Öbür tarafta
almıştık. O yüzden orada vardı. Ama burada daha fazla. Hepsini alacağım. İnşallah hepsini alacağım. Bol bol kostümümüz olacak. Yavaştan Kalisi hesabına geçelim. Evet, hesabımıza geçiş yaptık arkadaşlar. Burada da hızlı bir şekilde ana klana geçiş sağlayalım. Ana klana geçtikten sonra alt taraftaki bölüme bastım. 550 altınımızı aldık. Bu 16 saat 10 dakika sonra yenilenecek. Şuradaki inşaatçıları da doldurmasını sağlayalım. Birinciyi altınla bastım. İkinciyi de altınla bastım. Üçüncüyü kara iksirle basalım. Dördüncüyü de kara iksirle basalım. Hepsi çöpe gidiyor zaten ya. Yani neyle bastığımızın pek bir farkı olmuyor. Hava gemisiyle de klan başkentine gidelim arkadaşlar. Buradaki hesabımızda maksimum olduğu için buradaki katkımızı da hızlıca bulunalım. 650'yi zaten bize en başından vermişti. Okey. Burası da tamamlandı. Burada da yapacağımız son bir işlem kaldı. O da nedir? Klan oyunları ödüllerini toplamak. Bakalım, aynı şekilde burada da yeşil taşa destek vereceğiz. Yine altın rünümüz ve inşaatçı iksiri rünümüz eksikmiş. Onları bir satalım. 100 yeşil taşı hanemize alalım. Abi burada yeşil taş birazcık az kaldı. Bunun sebebi de bağış hesabı olarak kullanıyorum. Bir yandan bağış ordusuyla tabii ki efsane ligde kupa da kasıyorum ama genellikle elimde asker olmayınca hızlıca yeşil taş harcayıp bağış atıyorum. O yüzden bağışım yüksek ama yeşil taşım birazcık düştü. Moralim bozuk o yüzden. Aynı ödüllerimi topladım. Vallahi şunları da 4000 puan yaptığım güzel oldu. Yeşil taşımı ekstra haneme yazıyorum. 50 yeşil taş 50 yeşil taştır abi. Buradaki işlemimizi de tamamladık. Şimdi güvenç hesabı ile Burak YTB hesabı var. Oraya geçelim. Benim şu an merak ettiğim soru şu. Şimdi ana hesaptaki klan başkentini yükseltmek için atıyorum bağış hesaplarının hepsini çekip oradan sürekli klan başkentine destek atabiliyor muyuz? Ama belli bir sınır mı var? Yani mesela o zaman saçma olur abi. Dışarıdan herkes gelsin bizim başkente destek atsın çıksın. Destek atsın çıksın. Yani öyle oldu mu da klanın başkenti çok hızlı bir şekilde yükselir ama adaletsizlik olur. Böyle bir şey var mı? Yoksa klan oyunlarındaki gibi atıyorum 55 kişi yapabiliyor vesaire gibi bir durum mu var? Onu bilen varsa yorumlarda yazsın, ben de bilmiyorum. Şimdi güvenç hesabındayız, ana klandayız ama burada gidip bağış yapamayacağım. Yani şurada 4 tane inşaatçım boşta zaten. 4 tane inşaatçımla gidip buradaki kaynak üretimine destek verirsem inşaatçıları dolduramayacağım. O yüzden birazcık problem olacak arkadaşlar. Ben buradan normal yükseltmelerimi yapacağım. Bunu şu an ana klana çektim ve bağış hesabı olarak kullanıyorum. Ligde savaşmayacağım köy binası 13 hesabımla. Bayram olduğu için birazcık dinleneyim dedim. Ve bu doğrultuda Okçu Kraliçe'nin yükseltmesini gönül rahatlığıyla yapıyorum. Daha sonrasında altınımızla bir büyücü kulesi yükseltmesi yapalım. Şöyle 14 milyon 200 bin karşılığında. Klan kalemizde az buçuk ganimet varmış. Onu da topladım. Laboratuvar dolu. İksirle basabileceğimizde duvardan başka bir şey bulunmamakta. Elimizdeki iksiri harcamayalım arkadaşlar. İksirle de laboratuvardaki yükseltmelerden yaparız. Dev kalmış, büyücü kalmış. Bunları sonraki etapta yaparım. 2 tane inşaatçım boşta. Burada ganimet kasmakta problem yaşadığım için yeşil taş orantılı gitmeyeceğim arkadaşlar. Biraz daha ganimet almayı planlıyorum. Şuradan iksirle başlayalım. Altın alacağım. 3. etaptan araştırma iksiri alacağım. İhtiyacım var. Buradan abi iksir alalım 4,5 milyon. Ya da şundan alıp duvar mı bassam? Hangisi daha mantıklı? Açıkçası oturup hesaplama yapmadım ama iksiri alalım, duvar basarız ya. Şuradan ne alsak? İnşaatçı iksiri alacağım. Buradaki etapta ya da... Ya burada abi her türlü inşaatçı iksiri almak mantıklı ama ganimet kasamadığım için bunu kullanamıyorum. Yani kara iksir de 28.500 çok da işime yaramaz. Ben altın rününü de alayım, ekmeğime bakayım. Bonus olarak da yeşil taş almayacağım, kitap alacağım arkadaşlar. Kitap benim için daha değerli. Köyün maxlanmasını istiyorum çünkü. Şuradaki ganimet kutubumuzdan hemen altın ve iksiri aldık. 4 milyon küsüre bir tuzak muzak bir cacık bir şey yok mu ya? Yokmuş abi. Üzüldüm, şu an gerçekten üzüldüm. Duvar basarken turuncuları saldım. Şu beyazları yükselteceğim. Bayağı bir iksirimiz var. Şuradan 6 adete yakın basalım ya. Laboratuvar için ganimet artık bir videoda kasarız. Hatta son 3 milyon bırakalım. Elimizde de birazcık
Garantimiz olsun. Şurası tamam. Hatta klan kalesinde biraz daha iksir kalmış. Bunu da alalım. Okey, bir tane daha duvar basacağım. Bir duvar daha bastım. Altını harcamayacağım. Eyvallah. Buradaki ihtiyacımız da tamam. Valla dediğim gibi sayı var mı yok mu bilmiyorum ama başkente buradan ben elimden gelen desteğimi de atayım. Şu boşları da geçelim. Katkıda bulun dedim. Valla inşallah bir problem olmuyordur. Şimdi burada bizim ne kadar kimin bağış yaptığını göremiyor muyuz ya? Klan başkenti dediğimizde. Bir yerden görmemiz gerekiyor diye düşünüyorum. Ama nereden bulmaya çalışıyorum abicim. Asıl köy dedik. İnşaatçı üssü dedik. Şuraya basalım. Yükselt dedik. Göremiyoruz. Evet, bunun bir yerden görülmesi lazım ya. Klan başkentine şuradan bastım, yok. Ama bulacağım. Ama bulacağım. Bulduğumda da inşallah sizlerle paylaşacağım. Bir tane daha köyümüz kaldı, ona geçelim. Belediye binası 11 hesabımızdayız. Şimdi unutmadan diğer hesaplarda alacağım. Altın alamıyorum ama alacağım, bunu unutmayayım. Onun dışında kaynak hızlandırma var, bunu kaçırmayın. Bir de kimin ne kadar bağış yaptığını buldum. İnşaatçı üstündeki kupayı geçiyorum, klan başkentine basıyorum. Burada arkadaşlar gördüğünüz gibi en çok birlik bağışlayan veya işte en yüksek TP bölümlerinde tabii ki sadece şöhrete göre klan başkentinde var. Ömer abimiz lig klanında 11.550 yapmış. Askeri abi de 5.950 yapmış. Maşallah. Çoğu kişi 650 ve 100 desteklerini vermiş. Bu bizim şu an lekesizler lig klanımız. Keşke şunu Ömer abi ana klanda bassaydı. Sıkıntı yok. Şimdi gelip orada da yapacaktır. Evet arkadaşlar, bu bilgiyi verdik. Yükseltme yapmamız lazım. Büyücü kulesi basalım. En üstte onu gördüm. Büyücü kulesini bastık. Şimdi şuradaki ganimetleri topladım. 7 yeşil taşa 7 tane toplayıcıyı hızlandırdım. Burada da 7 tane altın madenini hızlandırıp 7 tane de kara iksir sondasını hızlandırıyorum. Bence bu yeşil taşlara değer. Gerçekten değer. Buraya girelim. Şuradaki ücretsiz altınımızı alalım unutmadan ve klan oyunlarına gelelim. Evet arkadaşlar, burada da en sonda zaten bonus olarak bunu alacağız. Kara iksir alabiliriz, almayabiliriz. Burada kraliçe kaçıncı seviye abi? 43'te. Ganimet lazım. Ganimet lazım. Şunu almayalım. Ya da bir klan kalesine bakayım, burada ganimet var mı yokmuş. Abi burada da aynı güvenç hesabı gibi. Yani 3 tane efsanelikte kupa kastığım hesabım olduğu için bu hesaplara çok bakamıyorum. Ve çok bakamadığım için de ganimet ihtiyacım oluyor. Normalde yapmam yani. Şuradan 50 yeşil taşı alalım biz. Ekmeğimize bakalım daha karla. İksiri aldım. Kara iksiri aldım. Kitabı aldım. Daha sonrasında da altın rününü alacağım. Hemen şuradan altın rününü de aldık. Eyvallah. Güzel. Benim için çok güzel oldu. İyi ki fullemişim burada işlemleri. Havan yükseltelim bir tane. Bu arada buradaki hesabımızda neredeyse maxlanmak üzere diyebiliriz. Sonuncuyla da galiba kraliçe basacağım. İksirle basabileceğimiz herhangi bir şey yok. Duvar basabiliyoruz abi. Birazcık duvar basalım. Laboratuvarımız dolu zaten. Altına değil iksirle basalım. Şu turuncu duvarları da artık Allah'ın izniyle beyaz yapmak istiyorum. Köy binası 11 olsun, full olsun, bırak atabilirim. Belki belediye 12'ye de atabilirim, bilmiyorum. O zaman gelince o zaman bakacağız. Çok fazla köy binası 11 oyuncumuz var açıkçası. O yüzden 11, 12, 13 farklı farklı hesaplarım kalsın istiyorum bir yandan. Kara iksir harcaması yapıp kraliçemi de 44. seviyeye attıktan sonra yapabileceğim pek de bir şey kalmadı. Şuraya girdim. Burada 400 madalya verdi ve 12. belediye binası ve 14. belediye binasında da bunların açılacağını gösterdi. Şunlardan almayacağım abi. Düşük ganimet alabiliyoruz. Belediye binasından dolayı altın ve iksirle alınıyor. Bakın, kara iksir ve inşaatçı üssü ganimetleriyle alamıyorsunuz. Belediye binanızın seviyesi önemli bu noktada. Evet, yavaştan videomuzun sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.